Hemen bu tarafa dönüyorum. Ben böyle ne derler tabiri caizse hacı yatmaz değil de böyle bir sağ bir sol bir sel vardır. Artık siz de bağışlayın bunu. Güvenlik görevlisi arkadaşlara sorularım var benim. Mikrofonu alırsanız eğer önemli bunlar. Gençlerimiz için de önemli. Onların çünkü karşılaştıkları birçok şey oluyor bu konuda. İşte diskoya giderken kapıda karşılaştıkları. Piyasada bilinen ismi kapıcı diyorlar ama biz bunun güvenlik görevlisi olduğunu biliyoruz ve Almancası Türkçe oluyor. Nasıl bir meslek? Mikrofonu biraz daha yakın lütfen. Güzel bir meslek, eğlenceli meslek. Tabii aynı zamanda tehlikeli bir meslek. Nasıl derler? Her yiğidin harcı değildir tabii ki. Maşallah. İnsanlara doğru hitap etmek gerekiyor. Yani grup kırmak, herkes yapabilir bunu. Tabii Siz bu... grup kurmuyor musunuz? Yok, biz daha Sadece doğrusu... vuruyorsunuz ama Yok, kırmıyorsunuz. hiçbirinden Tabii ki birini. şaka. Peki. Hı. Bu dönemde işte yaratıcı olmak gerekiyor. Biz müşteri kitlemize iyi bir hava yaratmak istiyoruz ki eğlenmek babında bulunan müşterilerimize iyi bir hava yaratalım ki onlar da orada rahatça eğlensin diye. Peki. Size hemen soracağım. Diğer arkadaşa hemen sorumu yöneltmek istiyorum. Bu arada ben isimlerinizi telaffuz etmek, dile getirmek istiyorum. Sayın Gökhan Nazen'in ve Sayın Şakir Çelik, doğru değil mi? Bir daha hoş geldiniz diyeyim. Müşterilerinizi neye göre içeri alıp ya da kapıda bırakıyorsunuz? Önce bir çok Esasları güzel düşünün. program yaptınız. Bizi de buraya davet ettiniz. Sağ olun. Şimdi kapıcı arkadaşlarımızdan güvenlik görevlisi olarak en profesyonel işi bilen İlker abimiz. Kendisi senelerden beri 10 senedir bu işle uğraşıyor. Biz bu Tabii iş hem işletmeci kategorisine geçti diye özür dilerim. Devam edin. Tuncay abimizden, İlker abimizden böyle gördük, öğrendik. Şimdi ben kapıcılıktan daha ziyade içeride organize işlerine bakıyorum. Onun için kapıcılıkta pek bir şey Soru yanlış diyemeyeceğim. yere mi geldi? Yani. Tamam. Bu soru çok önemli aslında. Ben hemen bu soruyu bir hakikaten önemli bir cevap da olsa gerek. İlker Bey, müşterilerinizi neye göre içeriye alıp ya da kapıda bırakıyorsunuz? Bunun ölçüsü ne? Abi şimdi böyle bir olay var. Müşteri geldiği zaman insanın gözlerine baktığımız zaman biz insan zarafı oluyoruz. Senelerden sonra. Bir nevi psikolog musun? Ya Tabii psikolog yani derken hakikaten analiz ediyor musunuz? Bu adam kötüdür ya da bu İnsan iyidir, bu sorun çıkartır ya da bu çıkarmaz diye anlıyor musunuz bunu? anlıyorum. Yani çoğunlukla 5 saniye içinde, 10 saniye içinde gelen insanın tabii bir kontak kurulması lazım. İlk önce bir görüşülmesi lazım, konuşulması lazım. Bir dur denir. Merhaba, nasılsın, iyi misin? O meyanda zaten insanın, karşındaki olan insanın psikolojisini anlarsın. Gözünden, reaksiyonundan, Evet. adam sinirli mi, morali mi bozuk. Tuncay abim dediği gibi doktor olacağız Doktor, yani. bu Doktor doktor olacağız. olmuşsunuz artık Bu değil iş mi? Çok doktorluk. güzel. Budur yani. Bu işin esası budur Tabii diyorsun. canım, ondan sonra Yok. Giyim falan etki ediyor mu? Fonksiyon mu? tabii giyime de çok dikkatli ediyoruz çünkü Nasıl olması gerekiyor? Bir genç geldi. İçeri girecek. Nedir? ya mesela senin genç gibi bak ayakkabıların güzel, üstün başın güzel, Sağ olasın. yüzün güzel. Teşekkürler. Öyle Ben gelsem bakılıyor. alırsın. Ama Ha, hemen hay müdahale hay. edeceğim. Et bakalım. Diskoya gitmeden daha evde başlıyoruz ya bizi almazsalar. 150 kilometre E bu gidiyoruz. bizim toplum psikolojisi Evet, aslında biraz. almıyorlar abi, almıyorlar. Seni bu halinle almazlar tabii. Sen daha çok bal olana gideceksin. Ben hemen Eyüp Bey'e bir soru sormak istiyorum. Niye saat 12'ye kadar bayanlardan giriş ücreti alınmıyor? En çok gelen sorulardan biri buydu bize. Şimdi iyi bir soru. Bayanlarda şimdi genç müşterilerimize de bayanların çoğu tabii öğrencilere falan orada bir uygulama sağlıyoruz yani. 12'ye kadar geldikleri zaman kluba daha erken alıyoruz. Ona göre de yani gelirleri öğrenci hitaplarına ona da bakıyoruz. Ona göre ayarlıyoruz yani. Bundan dolayı mı? Evet, istenen de var yani. Bize genç kızlar da geliyor ya bize şu anda stajdayız, öğreniyoruz yani girin konusunda bir şey olur mu? Bize tabii diyoruz 12'ye kadar gelene tabii klubun da biraz daha erken neşelenmesi için ona göre de biz de onu uyguluyoruz yani. Ona göre de uygulama yapıyorsunuz. Evet, Aynı evet. değil mi görüşler hemen hemen? Bir jest gibi olsun. Jest, Ya bayanlara bir nevi isteniliyor da jest. yani bizden kaynaklanan bir şey değil yani. Tabii bütün klupların da ya da diskoteklerin ona göre forumları var. Ama herkes istediğini yazabiliyor. Ya Evet. yani böyle olabilir mi? Biz kendimize soruyoruz yani istediğiniz ne? Yani eninde sonunda biz mekan yürütüyoruz. İstediğimiz oraya gelen insanın eğlenmesi.
rahatça bir akşam geçirmesi. Evet. Tabii şu andaki piyasada da tabii biraz zor. Yani ama hemen müdahale edeceğim Sabri, yanlış da yapıyorlar. Disko sahipleri genel form dolduruyoruz dediniz. Dolduruyoruz, biz cebimizi yazıyoruz. Ondan sonra o cep almayanlar yerinde geziyor. Her gün 10 tane mail. Şurada bu müzik var, bu var mı öyle bir şey? Evet, gece yarısı ondan sonra... Hayır, bizim forumda mesela cep telefon numarası, isim ya da adres katiyen almıyoruz. Aldığımız sırf e-mail adresi. Evet. Onu da istediği gibi yazabiliyor. Yani evet. Biz bizim müşteriye sırf e-mail üzeri geri dönüyoruz. Sen başkasına vermişsin. Yani ben tabii ben yani şimdi kendine bizim kendi kulübümüzden konuşabilirim. Ötekileri ne yaptığını bilmiyorum. Ama biz katiyen telefon numarası ya da adres falan almıyoruz. Sırf e-mail adresi ve müşteriye geri döndüğümüz zaman e-mail adresi üzerine dönüyoruz. Onu da kendisi değerlendirir. İster okuyabilir, ister okuyamaz. Ve bize geri döndüğü zaman beni lütfen listenizden silin dediğin anında da siliyoruz yani. Hepsi bu. Peki, teşekkürler. Değerli izleyenler, geçtiğimiz... Bu arada Türkçeme kurban olayım. Hakikaten çok müthiş bir Türkçe oldu bu akşam bende. Geçtiğimiz hafta HVG firmasından çok güzel ürünler sunmuştuk. İki tane seyircimiz bunlardan kazanmıştı. Yine bu haftada görmüş olduğunuz gibi çok özel böyle özene bezene bir cam mekanın içine koyduk. İşte tava, tepsi ve demliği bizi arayan izleyicilerimize hediye olarak vereceğiz size yine bu akşam Devir Değişiyor'dan. Ve yine Young and Rich'in bu akşamki konuklarımıza hediyeleri var. Aslında ben bunu program sonuna bırakacaktım. Hazır kaptırmışken böyle getir bakalım tüm hediyelerimizi yavaş yavaş. Ben konuklarımıza buradan teker teker vereyim ki onları değil canım, onları değil. Diğerlerini evet öyle getireceksin bana doğru. Ben hepsini konuklarımıza vereceğim ki program akışında biraz moral olsun. Değil mi? Sevindireceksin. Tabii ki. Eksik olma. Tabii ki. Hadi Tümay ver onları. Sonra diğerlerini de getir. Aynısından. Diğerlerini de sevgili Tümay. Sevgili Cankan, öncelikle sizden başlayalım. Bayan çantasına ver. Valla ver artık birilerine, bana gelen bu. Yeğenime ama, vereceğim. Ama içi dolu. Bak içi dolu. Tamam yeğenimize devam edelim. İçi dolu. Zaten. Biz de aile dur Tümay geliyorum. O daha mı güzel? Bak. Aynen. Bu sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Recai sana başka ayırdım. Getir aynen, bakalım. Valla hediyenin teşekkür sorusu ediyoruz. Rica ederim. Young and Rich'ten geliyor bu sevgili Rahmi'den ve sevgili Aydın'dan genç geliyor. Genç ve zengin. Abi birer tane size. Rica ederim. Ya bunlar karışmış Tümay. Olsun toparla. Bir tane içi dolu bunların ama. Evet. Bir tane size. Kolu, az sonra. Şişe mi? Evet. Ne şişesi o? Senin sesin gitmiyor bu arada. Mikrofon al. Bir tane size. Ver bakalım. Hayır, çantayla veriyorsun. Ah canım. Çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Efendim bir tane size. Bir tane elimde kaldı. Bizim DJ yok mu? Olmaz olur mu? Vevlat. Olmaz olur mu? Öyle orada durur da ben ona vermem mi? Şöyle tak bakalım. DJ'lere de sormak lazım. DJ'lere de soracağım. Diskolarla alakalı çok önemli değil mi DJ'ler? Yani DJ olmazsa zaten hangi disko işler ki? Doğru söylüyorsun. Hemen yanaşayım sana. Merhaba, seni kısaca tanıyalım.